Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte taze fasulye kızartması hazırlıyoruz. Soslu, bol sarımsaklı, enfes bir lezzet. Mutlaka bu şekilde taze fasulyeyi denemenizi öneririm. Tarifimiz için 500 gram taze fasulye kullanıyorum. Daha önceden bol suda yıkayıp temizledim. Şimdi uç kısımlarını bıçak ile kesiyorum. temiz bir örtü üzerine alıyorum. Bütün taze fasulyelerin uç kısımlarını temizledikten sonra temiz örtü üzerine aldım. Örtü ile birlikte kuruluyorum. Kızartacağız çünkü üzerinde su kalmasın ki kızartırken sıçrayıp etrafı kirletmesin. Taze fasulyeleri kuruladıktan sonra çok uzun olan fasulyeleri ortadan ikiye kesiyorum. Arzu ederseniz kesmek zorunda değilsiniz. Uzun uzun olduğunda da çok güzel oluyor. Bütün fasulyeleri kestikten sonra bakın uzun olanları da bu şekilde bıraktım. Çok fazla uzun olmadığı için ve hepsini tabağa alıyorum fasulyelerden sonra bir baş sarımsak kullanıyorum sarımsakları doğruyorum sarımsakları da doğrayıp hazırladım 3 adet domates kullanıyorum domateslerin kabuklarını soyup küp halinde doğruyorum Domatesler de hazır. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Daha doğrusu kızartma işlemine. Fasulyeleri kızartmak için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum fasulyeleri ekliyorum. Fasulyeleri kızartıyorum. Normal biber kızartır gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde ara ara karıştırarak kızarmasını sağlıyorum. Fasulyeler bakın ara ara karıştırarak çok güzel kızardılar. Bu aşamada üzerine doğramış olduğum domatesi ilave ediyorum. Sarımsakları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Domatesler ile birlikte pişirme işlemine devam ediyorum. Artık güzelce kızardı. Domates ve sarımsağın pişmesi için Ara ara karıştırarak, kavurarak pişiriyorum. Çabuk pişmesi için kapak kapatabilirsiniz. Bakın çok güzel kaynamaya başladı domatesler. Yumuşadı, bakın. İlk etapta kapağını kapattım. Artık kapağını kapatmadan domates böyle özleşinceye kadar, fazla suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Bu şekilde sarımsaklar da kızararak daha güzel pişiyor. bakın görüntüsü lezzetini ele veriyor. Domateslerde suyunu çekti. Artık fasulye kızartmamız hazır. Bol domates soslu, bol sarımsaklı enfes bir lezzet. Servis tabağına kızartmayı koydum. Şimdi üzerine Arzu ederseniz tekrar sarımsaklı yoğurt da koyabilirsiniz veya sade, koyu kıvamlı bir yoğurt ile de servis yapabilirsiniz. Ben süzme yoğurt ile servis yapıyorum. Bu tamamen size kalmış. İçinde bol sarımsak olduğu için sade bir yoğurt koyuyorum ve tavanın dibinde kalan yağı da üzerine gezdiriyorum. Fasulye kızartmamız afiyetle yemeye hazır. Böyle ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebileceğiniz lezzetli, güzel bir kızartma. Fasulye kızartmasını denemenizi öneririm. Biberde olduğu gibi bu şekilde fasulye de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Denediğinizde bana küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.